PLC'de bir çıkışın çalıştırılıp durdurulmasına ait program nasıl çalışıyor ve bu programı nasıl daha güvenli hale getirebiliriz bunun üzerine duralım. Burada kullanmış olduğum PLC'de bağlantıları s 1211 DC DC DC'ye göre yaptım. PLC'min besleme gerilimi artı eksi 24 volt ve L artı ucuna artı 24 voltu, M ucuna ise eksi 24 voltu bağlayacağım. PLC'min girişlerinin PMP olarak çalıştıracağım için 1M girişlere ait 1 m komun ortak ucuna eksi 24 voltu verdikten sonra artı 24 voltu butonlar üzerinden geçirdikten sonra input 00 ve input 01 klemenslerine uygulayacağım. Yine PLC'min çıkışını da PMP olarak çalıştıracağım için 3L artı klemensine artı 24 voltu ve 3M klemensine eksi 24 voltu verdikten sonra Q00 çıkışı buradaki kontaktörümün A1 bobin ucuna gidecek ve A2 bobin ucundan çıktığım ucu ise 3M ile bağladığım şase gerilimine eksi 24 volta vereceğim. Burada PLC'min girişleri ...ve PLC'min çıkışları PLC'nin besleme kaynağından yalıtılmış olarak farklı kaynaklardan da yapılabilir. Bağlayacağınız kaynakların, girişe bağlayacağınız kaynağın eksisini 1M'ye verdikten sonra... ...artısını butonlar üzerinden geçirip input 0001'e bağlayabilirsiniz. Yine harici yalıtılmış bir başka besleme kaynağından, 24 voltluk besleme kaynağından... ...PLC'nin L artı ve M uçlarını bağladıktan sonra yine o kaynağa ait... Eksi ucu buradaki A2 bobin ucuyla bağlayabilirsiniz. Yani buradaki piyasimde besleme, giriş ve çıkışlar birbirlerinden yalıtılmış kaynaklardan beslenebiliyor. Onun haricinde ben giriş ve çıkışları PMP olarak düşündüm. Eğer girişleri NPN düşünüyorsanız bu sefer 1M'ye ben eksi vermiştim. Siz artı polarite uygulamanız gerekli. Bu donanım bilgisi için Anıt Otomasyon'dan Ahmet Özlatan'a teşekkür ederim sevgili kardeşime. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Öncelikle 24 volt besleme için benim bir adet güç kaynağına ihtiyacım var ve güç kaynağımın L1-N uçlarına 220 volt AC'yi verdim. Ve şu anda güç kaynağımın çıkışlarında artı eksi 24 volt var. Ben buradaki bağlantımda girişleri çıkışları ve beslemeyi birbirlerinden ayırmıyorum. O nedenle PLC klemenslerinde L artı gördüğünüz yerlere artı 24 volt gerilimi uygulayacaksınız. Besleme klemensi olan L artıya verdik. Çıkışlara ait... Klemensi olan 3L artıya verdik. Artı 24 voltu. Şimdi eksi beslemeleri yapalım. PLC'min beslemesi için M klemensine inputların common ucu olan 1M klemensine eksi gerilimi verdim. Ve çıkış katına ait 3M klemensine de yine eksi gerilimi verdim. Başta da söylediğim gibi ben PLC'min girişlerini PMP olarak düşündüğüm için 1M'ye eksi verdikten sonra Sağdaki butonların bir arucuna artı 24 volt beslemeyi verdim ve artı 24 volt besleme butonlar üzerinden benim PLC'min input giriş klemenslerine ulaşacak. Yukarıdaki butonu input 00'a aşağıdaki butonu ise input 01 klemensine bağladım. Yine çıkışın PNP olduğu için Q00'dan çıkış yaptım ve dışarıda çalıştırdığım kontaktörün A1 bobin ucuna bağladım ve bunun PNP çalışabilmesi için kontaktöre gelen artı gerilimin eksiği bulması lazım. A2 bobin ucuna da benim çıkışlara ait güç kaynağımın M ucunu, 3M ucunu yani eksi ucunu verdim. Şu anda bağlantılarımı yaptım. Şu durumda butonlar açık olduğu için PLC'min giriş gülemenslerinde ne input 00'da ne de input 01'de herhangi bir gerilim yok. Bu nedenle input 00 ve input 01'in lojik değerleri Hafıza alandaki lojik değerleri 0. Yine çıkışımda da yok. Çıkış vermiyor piyasim. Ve bu nedenle çıkış klemansında Q00 lojik değeri hafız alanında 0. Şimdi PLC'mizi run yapalım, çalıştıralım. Programı inceleyelim ve nasıl çalıştığına bakalım. PLC içerisinde kurmuş olduğum program bu şekilde. Burada input 00'a bağlı olan butonu durdurma amaçlı kullandığım için normalde kapalı kullanmışım. Input 01'e ait butonu ise çalıştırma amaçlı kullandığım için normalde açık kullanmışım. Şimdi input 00 açılacak, sistemi durduracak, input 01 ise kapanacak, sistemi çalıştıracak şeklinde. PLC'lerin çalışma mantığı klemenslerinde enerji var ya da yok mantığına göredir. Ve o nedenle eğer klemensinde enerji varsa lojik 1 olur o klemense ait değer ve program içerisinde kontaklar konum değiştirir. Enerji yoksa lojik 0'dır ve normaldeki konumunu sürdürür. Yani normalde açıksa normalde açık, normalde kapalıysa normalde kapalı konumunu sürdürür. Ama giriş klemensinde enerji gördüğü anda hafıza değeri 1 olur ve açık kontaklar kapanır, kapalı kontaklar açılır. Bu nedenle daha çok PLC çalışmalarında girişlere bağlı olan butonları açık butonlar gibi düşünürüz ve açık butonlar gibi düşündüğümüzde siz içeride durdurma işlemi için kullanmış olduğunuz inputu normalde kapalı, çalıştırma işlemi için kullandığınız inputu ise normalde açık olarak kullanırsınız. Peki programın bu haliyle nasıl çalıştığını bir inceleyelim. Enerji akışını verdiğimizde yani CPU'yu online izlediğimizde input 0.0'ın kapalı kontağı üzerinden enerji akışının olduğunu, input 01'de ve mühürleme amacıyla koymuş olduğumuz buna paralel Q00 kontağında enerji akışının kesildiğini görüyoruz. Eğer ben çalıştırma amaçlı kullandığım input 01 klemensine bağlı olan butona basacak olursam butonun kontakları kapanacak ve girişindeki artı 24 voltu çıkışına aktaracak ve artı 24 volt benim input 0.1 klemensime ulaşacak. Input 0.1 klemensim artı 24 voltu gördüğü için bunun lojik değeri Hafız alandaki değeri input01'e ait değer lojik 1 olacak ve input01'in değeri 1 olduğu için program içerisindeki kontakları konum değiştirecek. Ve ben burada input 01'i normalde açık kontak kullandığım için bu kontağım kapanacak. Bu kontağın kapanmasıyla enerji akışı kapanan bu kontak üzerinden devam edecek. Q00'a ulaşacak ve Q00'ın artık lojik değerini 1 yapacak. Yani şu anda Q00'ım çalışıyor. Ne yapacak Q00? Program içerisinde mühürleme amaçlı kullanmış olduğum Q00 kontağını kapatacak ve artık enerji akışı Q00 kontağı üzerinden de devam ediyor olacak. Peki döngü sonunda artık Q00 çıkış klemenslerine artı 24 volt olarak atanacak. Şu anda Q00 klemensimde benim artı 24 volt var. Çünkü Q00'ın program içerisindeki hafız alanındaki değeri lojik 1. Ve bu 24 volt kontaktörüm A1 bobin ucunu besleyecek ve kontaktörüm çalışarak kontakların kapanmasını ve bu kontaklara bağlı olan yükün çalışmasını sağlayacak. Peki Input 0, 1'e bağlı olan çalıştırma amaçlı kullandığım butondan, normalde açık butondan elimi çekersem ne olacak? Bu butonun çıkışındaki 24 volt gerilim kesilecek. Yani input 01 1 klemensime artık 24 volt gelmeyecek. 0 volt olduğundan dolayı input 0, 1'in lojik değeri 0'a düşecek ve lojik değeri 0 olduğu için kontaklar normaldeki yani programı kurarken seçmiş olduğum hallerine Geri gelecek bu kontağı nasıl seçmiştik? Normalde açık seçmiştik ve normaldeki açık haline geldi ve kontak açıldı. Mühürleme kontağı üzerinden enerji akışım Q00 lojik bir seviyede tutmaya yetiyor. Devam edelim. Bu programda durdurma işlemi nasıl yapacak? Durdurma işlemi için input 00'a bağlı olan açık butonuma basıyorum. Input 00'a bağlı olan açık butona basmamla birlikte buton girişindeki artı 24 voltu buton çıkışına aktarıyor ve bu 24 volt benim piyasimin input 0.0 klemensine ulaşıyor. Ve artık input 0.0 klemensinde 24 volt var ve input 0.0'ın lojik değeri 1. Input 0.0'ın lojik değerinin 1 olmasıyla birlikte program içerisindeki kontaklar konum değiştiriyor. Yani açık olan kontaklar kapanıyor ya da kapalı olan kontaklar açılıyor. Burada ben input 0.0'ı normalde kapalı kontak kullanmıştım ve artık input 00 lojik değeri 1 olduğu için konum değiştirdi. Kapalı olan kontaklar açıldı. Ve input 00'ın açılmasıyla birlikte enerji akışını kesti. Q00 çıkışı lojik olarak 0 seviyesine düştü. Yine kendi mühürleme kontağını 0 olduğu için açtı ve çıkışa vermiş olduğu 24 voltu kesti. Artık çıkışlarımda 0 volt var. Beslenmekte olan kontaktörümün enerjisi kesildiği için enerjisi kalan kontaktörüm güç kontaklarını açtı ve çıkıştaki yükü durdurdu. Fakat bu devremiz güvenli bir çalışma bize sunmuyor. Neden? Eğer durdurma amaçlı kullanmış olduğu input 00'a bağlı olan butonla input 00 klemenslerinin arasında herhangi bir kopukluk meydana gelirse Klemens'ten uç çıkabilir, kablo kopabilir ya da herhangi bir noktada temassızlık olabilir. Şimdi bu durumda ne olacak? Hep beraber ona bakalım. Programım şu anda input 0.1'e basılmış, Q00 çalıştırılmış, mühürlemesini yapmış. Input 0.1'den elimiz çekilmiş ama mühürleme üzerinden Q00 çıkışı besliyor şeklinde. Ve bu noktada benim durdurma amaçlı kullandığım input 0.0 klemensi ve motor arasında bir kopukluk oldu. Ben Durdurma amaçlı olarak input 0.0 klemensine bağlı olan yukarıdaki butona basayım. Yukarıdaki bağlı olan butona bastığımda evet buton çıkışlarını artı 24 voltu iletecek, aktaracak ama bu 24 volt kopukluk, kesiklik nedeniyle benim PLC'min input 0.0 klemensine ulaşamayacak. Ve benim input 0.0 klemensindeki gerilim seviyesi 0 kalacağı için değeri de lojik 0 olacaktır ve input 00'ın lojik 0 olması yani değerinin 0 olması nedeniyle program içerisindeki normalde kapalı olan ve durdurma amaçlı kullanmış olduğum bu konta açamayacak. Evet herhangi bir acil durum var, herhangi bir sıkışma, yaralanma, kaza herhangi bir durum var ya da programın normal çalışma sırasında durma işlemine geçmesi gerekli. Fakat burada durdurma amaçlı kullandığım input 0.0 girişine bağlı olan butona basmama rağmen enerji akışı input 0.0 arızadan dolayı kopukluktan dolayı ulaşmıyor ve bu nedenden dolayı input 0.0'ın lojik değeri değişmiyor. Lojik değeri değişmediği için buradaki kontağını açıp sistemin durmasını sağlayamıyor. Bu güvenli bir çalışma değildir. PLC'lerde durdurma işlemleri yani stop işlemleri ve bununla birlikte limitleme işlemleri örneğin kapının açılmasında dayandığı sınınahtarı ya da vincin kalkmasında dayandığı sınahtarı ya da sensör gibi limitleme işlemlerinde PLC girişlerinde normalde kapalı kontak kullanırım. Yani buradaki butonun benim stop butonu olması gerekliydi. Ya da burada bir sınır kullanıyorsam ya da termik rölenin kontağı üzerinden motoru arızada devre dışı çıkartmak istiyorsam Yine bunu da kapalı kontak üzerinden yapmam gerekliydi. Şimdi kapalı kontak mantığına göre buna bir bakalım. Burada benim input 0.0 klemensine bağlı olan ve durdurma amaçlı kullandığım butonu stop butonu olarak seçtim. Yani normalde kapalı buton olarak seçtim. Input 0.1 start butonuydu ve yine açık butonu olarak bağlandı. Şimdi sisteme enerji verdiğiniz andan itibaren 24 volt benim stop butonu üzerinden geçerek PLC'min input 0.0 klemensine ulaşır. Ve sisteme enerji verildiği anda benim PLC'im input 0.0 klemensinde 24 voltu görür ve input 0.0'ın lojik değeri 1 olur. Ve PLC run yaptığınız anda input 0.0'a ait kontaklar program içerisinde konum değiştirir. Ben burada input 0.0'ı normalde açık kontak olarak kullanmışım programımda ve şu anda PLC run yaptım. Run yapınca lojik değeri input 0.0'ın 1 oldu. 1 olur olmaz input 0.0'a ait buradaki kontak kendisini kapadı ve bu kontak kendisini kapadığı için enerji akışı bu kontak üzerinden devam etti. Yine input 01 ve Q00'da bu enerji akışı kesildi. Daha sonra normal çalışmada olduğu gibi input 0.1'e ait başlatma butonuma bastığımda bu buton üzerinden 24 volt benim input 0.1 klemenslerime ulaştı. Ve bu 24 volt input 0.1'in lojik seviyesini 1 yaptı. Input 0.1'in değerinin 1 olması ile birlikte program içerisindeki kontaklarını kapadı ve bu enerji akışı Q00'a ulaştı. Az önce de anlattığımız gibi Q00 kendisine ait kontağı değeri 1 olduğu için kapadı ve döngü sonunda çıkış klemenslerine 24 volt olarak aktarıldı. Ve çıkışımdaki kontaktörümü besledi. Kontaktörüm de yine kontaklarını kapatarak güç devresindeki yükünü çalıştırdı. Şimdi aynı arızanın burada olduğunu düşünelim. Yani durdurma amaçlı kullanmış olduğum input 0.0'a bağlı olan butonla input 0.0 klemensler arasında bir kopukluğun meydana geldiğini düşünelim. Programım yine input 0.1'e basılmış, Q00 çıkış vermiş, input 01'den el çekilmiş ama yine Q00'ın kapalı üzerinden mühürleme çalışır durumda. Ve bu durumdayken benim input 0.0 durdurma amaçlı kullandığım klemesle durdurma amaçlı kullandığım buton arasında bir kesiklik olduğunu düşünelim. Böyle bir kesiklik olması durumunda benim artık PLC'nin giriş klemeslerine yani input 0.0'a 24 volt DC gerilim gelmeyecek. 0 volt gelecek ve input 0.0'ın artık lojik değeri 0. Input 0.0'ın lojik değerinin 0 olması ile birlikte program içerisindeki kontaklar normaldeki hale yani programı ilk kurarkenki haline geri gelecek. Ben input 0.0'ı başlangıçta ne seçmiştim programı yazarken? Normalde açık kontak olarak seçmiştim. Ama girişinde devamlı enerji olduğu için bu kontak piyasa run yapıları yapılmaz kendisini kapamıştı. Ama ben bu kontağı başlangıçta hatırlayacak olursanız input 0.0'ı normalde açık bir kontak olarak seçmiştim. Evet artık input 0.0'ın girişinde 24 volt gerilim yok. 0 volt var ve lojik değeri 0. 0 olunca normaldeki haline bu kontak geri geldi. Yani normalde açıktı. Normalde açık haline kontak geri geldi. Ve input 0.0'ın açılmasıyla birlikte çıkışındaki enerji akışını kesti. Q00 enerjisi logic 0 oldu. Kontağını açtı ve döngü sonunda çıkış klimaslarını Q00 0 volt verdi. Ve çıkışındaki çalıştırmış olduğu kontaktörün enerjisi keserek kontakların açılması sağlandı. Şimdi... Aklınıza burada şöyle bir soru gelebilir. İyi de kablo koptu, sistem durdu. Burada bir şeyi seçmeniz lazım. Yani kablo koptuğunda sistem durmasın mı? Kablo koptuğunda sistem dursun mu? Eğer kablo koptuğunda sistem durmazsa istenmedik çalışmalara, yaralanmalara ya da ürün zararlarına neden olabilir. Ama sistemde bir arıza oluştu ve kablom koptu. Kablomun kopması bir arızadır ve bu arıza durumunda sistemin durması benim için oluşacak tehlikeler açısından daha önemlidir. O nedenle Demin de söylediğim gibi durdurma ya da limitleme işlemlerinde ya da buna benzer işte termik röle kontağıydı ya da motor koruma şalteri kontağıydı gibi çalışmadığı, enerji aktarmadığı zaman sıkıntı oluşturulabilecek dışarıda bağlı kontakları normalde kapalı kontaklar kullanırım ve bu kontaklarda oluşacak herhangi bir arıza durumunda sistemin durması sağlanır. Bu benim PLC'lerimin daha güvenli çalışması için yapılan bir bağlantıdır. Burada unutulmaması gereken şu. Başta da söylediğim gibi PLC normalde açık buton mantığına göre çalışır. Ve ben durdurmak için bunu içeride normalde kapalı kullanırım. Çalıştırmak için normalde açık kontak olarak kullanırım. Eğer bir girişi siz dışarıda normalde açık buton değil, normalde kapalı bir buton kullandıysanız program içerisinde ise az önceki mantığın tam tersini kullanmanız lazım. Yani durdurma için kapalı kullanıyordum. Bu sefer durdurma için normalde açık olarak o konta göstermem gerekli. Bu güvenli devre çalışmaları ile ilgili uygulama videolarının devamı gelecek. YouTube kanalını takip ederseniz bu videolardan da haberdar olursunuz. Herkese iyi günler dilerim.